Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizinle birlikte TikTok saç hileleri deneyeceğim. Birkaç tane kendime uyan saç hilesini aldım, derledim, toparladım. Bakalım ev ortamında yapmaya çalışacağım. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Videomu hala beğenmediyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve videoya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. İlk önce bir videoyu izleyelim. Sonra saç hilesine geçelim. Bu hilelerin bir kısmını ben burada kendi saçlarımda deneyeceğim. Bir kısmını da takma saçlar var elimde. Daha önce hiç kullanılmamış. Kendime almıştım ama hiç kullanmak nasip olmadı. Onları da deneyeceğim. Bakalım başlayalım. İlk hilemizi şimdi bir izleyelim gelelim. Aslında hemen şöyle bir tane balonu şişiriyorum. Basit ama aslında hayat kurtarıcı. Çünkü normalde benim saçlarım bu arada daha böyle elektriklidir. Son geçen birkaç hafta önce saç bakımı yaptırdığım için şu anda saçlarımdaki elektriklenme çok fazla değil. Ama bakın. Çok iyi uçmadım ha. Aa, çok fena. Şimdi bildiğiniz alüminyum folyoyu bakalım saracağım. Sapına sarım diyor şeyin tarağın. Bu arada her şeyi de düşürüyorum arkadaşlar. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, gerçekten de söndürdüm. Bir şey merak ettim. Tarağı hiç ellemesem böyle direkt alüminyum folyoyu sürsem ne olur acaba diye merak ettim de şöyle. Yok, gerçekten söndürüyor ama yani sapına takaraksam böyle mesela daha büyük tarağımızla da deneyebilirsiniz. Ben şu an hani elimde bu vardı, bununla denedim önümde ilk. Bakar mısınız? Evet, yani yatıştırdığı kesin ilk haline göre. Bayağı bir şey fark ettirdi. Yani elektriğini aldı saçlarımın bakın. Şimdi öbür hilemize geçelim arkadaşlar. Hemen videoyu izleyin ve sonra başlayalım. Benim önlerimde kâküllerim olduğu için onları bir saniye toplamak durumundayım. Çünkü kâküllerim şey yapıyor. Evet arkadaşlar, şu taraftan başlayacağım sarmaya. Normalde aşağıdan sarmanız daha mantıklı ama bir saniye. Evet, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi saçlarımı sardım ve düzleştireceğimi ısıttım arkadaşlar. Bu videoya başlamadan hemen önce. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Gerçekten tam olarak tutacak mı? Tutar diye düşünüyorum da. Hani kalem olayı birazcık tehlikeli geldi bana. Umarım sıkıntı yapmaz. Bakar mısınız? Evet, şimdi açıyorum, merak ettim. Oldu mu diye de. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben ucunu düzgün sarmadığım için, ama yok, güzel oldu, düzgün sarmışım aslında. Bakın açınca, yani böyle uçlarını yaptığınızı düşünürseniz ve sonra bunları dağıtırsanız aslında çok tatlış olabilir. Hatta şöyle yapayım, bakın bir saniye şu saçlarımı toplayayım, arkadaki fazla saçlarımı, şunları toplayayım, şu düzleri. Evet, şuradaki fazla saçlarımı şuradan birazcık, çok az bir saçımı bırakıp topluyorum hemen. Saçlarımı toplayacağım ki siz daha net görebilin. Çünkü arkada saç olduğu zaman ortak birbirine giriyor, hiçbir şey gözükmüyor. Evet, bu bir tane denediğim, ince kalemle denediğim lüle oldu diyeyim. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu aslında. Ben de oturup sarabilirim. Bir sürü hepsini sardığımı düşünün. O zaman güzel olur aslında. Yani böyle şimdi bir tane sarınca çok da belli olmayabilir, net olmayabilir sonuç. Ama gerçekten güzel yani. Hani evinizde deneyebilirsiniz. Eğer düzleştiriciniz varsa mesela maşaya hiç ihtiyacınız yok gerçekten de. Bunun yaptığı bukle ile maşanın yaptığı bukle vesaire aynı değil arkadaşlar. Bunu bu arada daha büyük bir kaleme sardım denemek için. O ince bir kalemdi. Bu kalın bir kalem. Bakalım ne olacak. Evet, olmuştur diye düşünüyorum.
Çok fazla bekletmeyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet düzgün oldu. Şuradan şöyle göstereyim size de. Hatta şöyle açarak göstereyim ben. Eğer mesela bunu nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Saçlarınız katlıysa falan bence çok acayip şirin olabilir arkadaşlar. Katlı saçlarda ben çok seviyorum böyle bükleleri falan. Çok tatlı gözüküyor o zaman gerçekten. Ben düz saçımı daha çok seviyorsunuz. Bukleli saçımı bilmiyorum ama ben aslında saçlarım normalde benim bukleli şu anda kötü duruyor. Hani buklelerim bozulmuş olduğu için yıllar sonra. Tam böyle bukle bukle böyle düzgün durmuyor tabii ki de. Ama böyle dursaydı eğer çok sevinirdim. Yani ben böyle bukleli saçları çok seviyorum aslında. Bakar mısınız şimdi? Bir düz saça bakın, bir de ona bakın. Tamam, devam edelim. Şimdi diğer videoyu izleyelim. Aslında bu hileyi yaparsınız ama ben şimdi kâküllerim varken yapmayı deneyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle şunu tutturayım. Şimdi bunları normalde orada şey yapmış arkadaşımız. Bitirdikten sonra da düzleştirmiş ama ben şimdi bir düzleştireyim şöyle. Bakın bu bir örnekti ama arkadaşlar gayet gördüğünüz gibi. Yani şu an ne kadar iyi oldu bilmiyorum benim yaptığım ama gayet güzel olabiliyor arkadaşlar. Daha çok saç bırakmanız gerekiyor galiba. Yani bir tık daha iyi oldu. Az öncekine göre. Az önceki çok uzundu. Bence gayet yapılabilir bir şey arkadaşlar. Çok basit bir hile gerçekten. Ama şu an dediğim gibi ben kameradan yapmaya çalışıyorum. Çok iyi olmamış olabilir ama elimden geleni yapmaya çalıştım aslında sizin için. Evet, bu şekilde bir diğer hilemizi deneyeceğiz şimdi de. Göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya birazcık saç bırakayım. Çok fazla saçlarım açıkta olduğu zaman aşırı sıcak şu anda ortam ve gerçekten zor oluyor gösterebilmek. Hem de arka plan karışıyor. Şöyle yapacağım. Bakın maşayı normalde saçlarımıza daha farklı tutuyoruz biz ama burada şöyle tutulmuş. Ah bir saniye kafam karıştı. Heh. Şöyle ve şöyle. Tabii bunu yapan kişinin saçları çok kısa. Ama benim saçlarım çok uzun arkadaşlar. O ne olacak onu bilmiyorum ama. Wow, çok güzel oldu. Çok iyi. Bence çok harika oldu. Bakıyorum bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Yine şöyle tutuyorum. Bakın. Şuradan içeri döndürüyorum ve şöyle ilerliyorum. Bakıyorum çok sevdim ben bunu. Aslında çok basit. Bakalım yine tutacak mı? Wow, çok iyi arkadaşlar. Dağıttığınızı falan düşünün. Yapayım mı bakın? Birkaç tane daha yapayım. Çok hoşuma gitti. Benim saçlar uzun olduğu için onlarda. Evet, yine çok güzel olmadım. Bakın ucuna çok güzel bukle bırakıyor ya. Ben gerçekten çok sevdim bunu. Bence çok iyi. Yani kesinlikle bunu denemelisiniz. Nereye gitti buklem? Ah canım buklem benim. Heh, buradasın. Dur siz gidin bir. Heh, buklem gelsin. Parçalandı, bakar mısınız? Güzel oldu bence, sevdim. Bu arada saçlarımın her bir yanı bir çeşit oldu arkadaşlar. İzninizle bir düzeltirsem bence çok iyi olabilir.
Şimdi arkadaşlar bir diğer hilemizi izleyip gelelim. Ben o sırada saçlarımı topuz yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaşımız bu işlemi rimel fırçasıyla yapmış. Ama ben size bir şey itiraf edeceğim. Hatta birkaç bir şey itiraf edeceğim. Bir saniye çok özür dilerim. Şuradan hemen alıyorum. Birkaç tane almam gereken şey var. Bir tanesi de bu. Neredesin? Oo, bulamadım. Süper. Şu anda kendisini bulamıyorum. Çok üzgünüm. Çok sinirlendim. Neyse yani onu bulamıyorum ama hani şöyle de yapabiliriz. Şu kullanmadığınız bir rimelin fırçasını kullanabilirsiniz. Bakalım. Yani tabii ki rimelli fırçayı kullanmazsak çok mantıklı olabilir. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Bakar mısınız? Oradaki kız bunu yapmış. Belki rimelin içini boşaltmıştır. Ondan emin değilim. Ama benim yaptığım şey şu görmüş olduğunuz kaş tarağı bakın. Hem kaşımı tarıyorum bununla mesela. Hem de saçlarımı eğer böyle toplayacaksam şu önlerimi ıslatarak veya işte kremleyerek arkadaşlar köpükleyerek herhangi bir şey kullanarak şu şekilde şu fırçayla her zaman düzeltirim arkadaşlar. Ve bakın böyle gerçekten pürüzsüz oluyor. Çok fark ediyor bu fırçayla düzelttiğiniz zaman. Veya benim her zaman şu anda banyoda arkadaşlar. Yani mutlaka hayatımda her zaman bir tane diş fırçam vardır yedekte arkadaşlar. Bu diş fırçasını sadece saçlarımı düzeltmek için kullanıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Benim saçlarım zaten böyle çok çabuk elektriklenen saçlardan. Ve gerçekten de hani bu saçlara başka türlü sahip çıkamıyorum arkadaşlar. Topuz yapıyorsam eğer mutlaka önlerimi bir diş fırçası çat 2 saniyede tarıyorum ve bitiriyorum. Gerçekten çok pürüzsüz yapıyor, çok düzgün yapıyor. Çünkü ben öteki türlü sevmiyorum ya elektriklenmeler falan olduğu zaman. Şimdi bir diğer iğnemizi izleyip gelelim. Şöyle göstereceğim. Kendimde gösteremeyeceğim için manken aldım yanıma. Manken derken şöyle manken değil aslında yanlış söyledim özür dilerim. Takma saç. Bakın. Şimdi buna çevireceğim kamerayı. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer hilemizi benim elimde şu anda manken falan yok. Yani kafa satılıyor ya hani böyle plastiklerden falan. Onlardan alıp aslında bu elimde takma saçlar var peruklar. Bunları takabilirdim ona. Ama maalesef sokağa çıkma yasağı var. O yüzden şu anda gidemiyorum zaten. Ve şöyle Şila'nın mama sandalyesine şimdilik tutturdum bu saçları, takma saçı. Şimdi bunu ben buradan topluyorum arkadaşlar. Hemen şöyle farz edin ki bu bir işte sizin saçınız. Bir saniye. Karantinada olduğumuz için ikinci bir kişi de yok arkadaşlar. Hani böyle şeyleri deneyebileceğim, saçımı kullanabileceğim maalesef. Şimdi bu şekilde bir tane daha toplayayım diyorum ben. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle sıkıyoruz. Şimdi buranın normal bir saç olduğunu düşünün. Şöyle buradan ikiye bölüyoruz arkadaşlar bu saçı. Ve şu şekilde ucuna yakın bir yerden şuradaki tokalardan takacağım ben bir saniye. Şu Şila'nın tokalardan. Yani bence doğru yaptım ama bilmiyorum. Yine de siz de bakarsınız. Bakın şöyle bir saç arkadaşlar. Oluşan aslında daha düzgün bir kişi saçı olsaydı tarakla falan böyle iyice kullanabileceğim. O zaman daha net belli olurdu ama ben yanlış yaptım galiba. Evet arkadaşlar doğru. Aslında burası böyle arası açık oluyor. Sadece buradan tutturulduğu zaman tekrardan tokayla zaten açıkmış gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bakın orada da aynı şekilde sürekli birbirinin içinden geçiriyoruz yani. Kendi kendinize yapabilir misiniz? Emin değilim. Ben kendi kendime mesela saçlarımı falan çok zor örüyorum. Öremiyorum geriden falan. Ama bazı arkadaşlar örebiliyor gerçekten. O yüzden bilmiyorum. Tam için bir şey söylemiş olmayayım. Şimdi tekrardan yeni bir video izleyip gelelim arkadaşlar.
benzer bir hile bence. Şimdi ben bu işlemi şununla yapacağım. Bakın şöyle mesela bir tokayla şuradan ikinci kez saçı topladığımı farz edelim. Evet, şu anda böyle olsun. Şimdi bunu ortadan şöyle ikiye bölüyorum ben düzgünce. Ve şu saçı bunun içerisinden çıkarıyorum. Bakın şunları şöyle yapıyor arkadaşlar. Yani hiç bozmadan aslında şöyle. Heh. Bakın oldu. Yani saçı böyle bırakıyor arkadaşlar aslında. Sağını solunu düzeltiyor. Şuradan şöyle tokalıyor. Aslında çok da zor bir şey değil. Hatta şöyle yapayım ben sizin için. Mesela daha böyle geniş yapmak isterseniz bakın. Böyle daha geniş kurdele de yapabilirsiniz. Bunları tabii ki küçük şeylerle yaparsanız daha güzel olur. Bence bu da çok basit bir hileymiş. Evet arkadaşlar, bugünkü TikTok hilelerimiz bu şekilde. Gerçekten çok yorucu. Yani inanın denemek falan böyle çok yorucu. Çünkü yanınızda hani direkt bir kişi olmadığı için ben bunları takma saçla falan denediğim için. Evet anneciğim, Şilan da orada oyun oynuyormuş. Takma saçlarla vesaire denedim. Hem de kendime yapmakta ben çok zorlanıyorum. Bütün bu hileleri aslında şu koronavirüs biterse başka bir kişinin üzerinde yaparsam eğer mükemmel olacak. Yani çünkü çok çok istediğim bir şey, böyle çok eğlenceli olabilir bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.